Haydi Hep Beraber Egzersiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Şevval. Haftanın 3 günü TÜBİTAK projem kapsamında videolar çekiyorum. 45'er dakikalık. Ara veriyoruz zaten. Sizden tek ricam bunları uygulamanız ve geri dönüt alabilmem. Hedef kitleme ulaşabilmek için daha fazla kişiye ulaşmamda yardımcı olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ısınmayla başlıyoruz ilk başta. Ayaklarımızı yanlara, kollarımızı evet. Başladık. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Kollarımızla eşlik ediyor evet bacaklarımız. Sırtımızla çalıştırıyoruz aynı zamanda. Evet. Çok güzel. Evet devam ediyoruz. Alkış yapabiliriz. Ellerimiz birbirine değecek. Yavaş yavaş kendimizi incitmeden rahatsızlıklarınızı bilmiyorum o yüzden daha da fazla sırt ağrısı yaşattırmadan egzersizleri doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir diğer hareketimize geçiyorum. Yan. Evet. Bir. Gel. Birleştirip açıyoruz. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Nefes alıp veriyoruz. Evet, çok güzel. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ön arka olarak ilerliyorum. Evet. Evet. Çavraz bir şekilde, üç adım halay gibi. Evet, çok güzel. Devam ediyorum. Bir parmak uçlarımı değdiriyorum, bir topuklarımı. Evet, parmak ucu, topuk. Parmak ucu. Topuk. Parmak ucu. Topuk. Devam ediyorum. Evet, çok güzel. Devam ediyorum. Şimdi evet. Hafiften bırakıyorum. Geriye doğru açılıyorum. Bir. Yine çapraz bir şekilde bacaklarım. Parmak ucumla değiyorum. Tüm ayağımı koyuyorum sonra.
İlk önce parmak ucum, sonra ayağım. Evet. Sırtım düz bunu yaparken, evet, başımda dik omurgayı bozmuyorum. Karşıya bakıyorum. Evet, çok güzel. Bacaklar omuz genişliğinde açık. Evet, devam ediyorum. Çok güzel, devam ediyorum. Bir dakika süresinde yapıyorum bu hareketleri. Evet, devam ediyorum. Yorulduk mu? Isınmada tüm vücudumuzu ısındırmaya dikkat ediyoruz. Evet, çok güzel. Evet, devam ediyorum. Biraz karanlıklaştı. Devam ediyorum. Evet, yürüyorum. İlk önce parmak ucum, sonra topuğum değecek şekilde ayaklarım yerden kalkıyor. Evet. Devam ediyorum. Evet, çok güzel. Çok güzel. Parmak ucu koyuyorum, topuk değil. Parmak ucu topuk, parmak ucu topuk. Evet. Koordineli bir şekilde yapıyoruz bu sefer. Evet. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş adımlarımı azalttım ve bitiriyorum ısınmamı. Şimdi yürüyüşe devam ediyorum. Bir 15 saniye. Evet. Sanki biraz karanlık oluyor ama sorun değil. Evet. Topuklarımızı ısındırıyoruz. Topuk bileklerimizi, evet, ayak bileklerimizi. Yavaş yavaş, ağır olmadan, tüm gövdeyi sallamadan. Evet, yavaş yavaş çeviriyorum. İyice ısındırıyorum. Evet. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Şimdi diğer tarafı geçiyorum. Evet. Destek olabiliriz eğer dengede duramıyorsak, bir duvara yaslanabiliriz. Yüksek bir yer varsa oraya yaslanabiliriz. Evet, şimdi ters yönde yapıyorum. Devam ediyorum. Bırakıyorum. Şimdi parmak ucumda esniyorum. Yük parmak ucumda iniyorum. Evet. Bunu oturduğumuz yerde de yapabiliriz. Yine destek de alabiliriz. Ayakta duramıyorsak. Ya da ayakta kendimiz durabiliyorsak da yapabiliriz. Evet, karşıya bakıyoruz. Şimdi topukta yükü birleştiriyoruz ve topukta bekliyoruz. Yani parmak ucumu yakınlaştırmaya çalışıyorum. Evet,
Çok güzel. Devam ediyorum. Parmak ucunda. Evet. Tamam. Şimdi diğer ayağımı geçiyorum. Geliyoruz. Kaslarımıza odaklanıyoruz. Bir 10 saniye kadar beklememiz yeterli. Sonra tekrardan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, evet. Her iki ayağımızı da geriyoruz. Zaten bir sabit, diğeri de geriliyor. Evet, her iki bacaklarımız da gergin. Evet. Yeterli olduktan sonra, iyice ısındığını hissettiğimizden sonra bileklerimizin kollarımıza geçiyoruz. Çeviriyoruz, yani döndürüyoruz. İleriye doğru, geriye doğru sağ kol. Gövdemi bozmadan, ya böyle gövdemle değil. Gövdemi bozmadan sadece omuz çevriliyor. Yeterli. Sol kolum ileriye. Yavaş yavaş. Arkada da nereye kadar götürebiliyorsak, nereye kadar götürebiliyorsak. Aynı şekilde geriye doğru. Şimdi iki tanesi döne. Evet. Nefes alıp veriyoruz. Evet, şimdi geriye doğru. Başlıyorum. Evet. Geriye doğru da ikisini bir yapabildiğimiz kadar arkaya da indirip devam ediyoruz. Evet. Şimdi kollarımızı biraz ileri geri sallayalım. Titreştirerek, evet. Diğer hareketimize geçiyoruz. 30 saniye boyunca 2 tane 30-30 yapacağız. Evet, şu. 1. Şunu yapıyorum. 1. 2. 3. 4. Bu şekilde ilerleyeceğim. Hadi başlayalım. 30 saniye boyunca başlıyorum. Şöyle sallamamıza ya da çok sallamamıza gerek yok. Kaslarımıza odaklanıyoruz ve kısa mesafede gergin bir şekilde yapıyoruz. Evet. Birleştiriyorum ellerimi. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Bırakıyorum şimdi. Bir 10 saniye kollarımı dinlendiriyorum. Adımlayabilirim. Evet. Adımlayabilirim o arada. Evet. Şimdi eğer hazırsak ikinci 30 saniyemize geçiyoruz. Başlıyorum. 1.
Evet, ikinci 30 saniyemizi bittikten sonra oturarak dinlenebiliriz. 15 saniye dinleniyoruz. Evet. On beş saniye böyle dinlenelim. Evet. Ağrılarımız oluyor mu? Bu hareketleri yapınca. Günlük en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmamızı öneriyor doktorlar ve araştırmalar gösteriyor ki. Ben de o yüzden haftada 3 gün 45 dakikalık video yüklüyorum, egzersiz videosu. Aralarda birer ikişer gün olduğu oluyor. Bu yüzden sizler de kendi evinizde, kendi yaşam telaşınızla fiziksel aktiviteye zaman ayırırsanız çok sevinirim. Ve bu videoları da uygularsanız, geri dönüklerinizi belirtirseniz yorumlarda, iletişimde çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye ulaşmam için, hedef kitlerime ulaşmam için paylaşırsanız bunun için de çok teşekkür ederim. Evet, hedef kitleye ulaşınca projemin amacına daha da yakınlaşıyorum o yüzden. Evet. Şimdi parmak uçlarımızı, kamera alanında görünüyordur diye düşünüyorum ama. Şimdi, evet. Pedal hareketi yapacağız. Nasıl yani? Araba sürerken böyle. Bir kendimize, parmak uçlarımız kendimize doğru gergin olacak. Bir böyle ileride olacak. Bu şekilde yapacağız. Evet, 30 saniye boyunca yapabiliriz bunu. Başlıyorum. Sağ ayağım için ilk başta. Kaldır, indir. Evet. Devam ediyorum. Son zamanlar. Pedal hareketi. Araba sürerken gibi. Yakınlaştırıyorum kendime. Gerdiriyorum, evet. Çok güzel. Evet. Şimdi bir 5 saniye bekliyoruz. Diğer ayağıma geçeceğim. Sol ayağım için yine 30 saniyemi tutuyorum. Geri sayım yapabiliriz. Evet, bırakıyorum. Şimdi kalkıyoruz. Dinlendiysek sandalyemi kenara alıyorum. Evet. Şimdi şu hareketi yapacağım. Evet. Çok güzel. Şimdi şu hareketi yapacağım. Kollarım yukarıda. Kamera açısından görünüyordur diye düşünüyorum. Şu. Yukarıya kaldırıyorum sanki bir parmak uçlarından çekiyormuş gibi olabildiğince. Sonra indiriyorum. Omuz hizamda bir üçgen çiziyorum. Evet. 15 tane set. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, bitiriyorum. Şimdi ikinci sete geçmeden önce yine biraz adımlıyorum. Omuzlarımı rahatlatıyorum. Evet. Devam ediyorum.
hissettiğimde tekrardan başlayabilirim. Evet, ikinci setimize başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fazla bile yaptık, evet. Hızımızı alamıyoruz. 15 tane yapmamız yeterli. Bu hareketi bittikten sonra devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Ev içinde de dışarı çıkmasak da bol bol adımlamaya dikkat edelim lütfen. Fiziksel aktivitelere yine diğer türlü dikkat edelim. Evet. Bol bol sıvı tüketmeye, su alımına da dikkat edelim. Sıvı alımına, su içmeye. Özen gösterelim. Egzersiz aralarında oturduğunuzda dinlenmek için zaten egzersizde bir yanınızda en azından bir yarım litrelik olan su şişeleriyle başlayın. Ve egzersiz aralarında azar azar yudum yudum su tüketimi yapın lütfen. Ve egzersiz sonrasında da yine aynı şekilde. Evet. Devam ediyorum. Şimdi neye başlayacağım bir bakalım. Yan tarafa doğru adımlama yapıyorum. Yani nasıl? Adım aç kapa, adım aç kapa, adım aç kapa, adım aç kapa gibi. Bunu ama gitgel olarak yapacağım. Çünkü alanım kısıtlı, sadece yanlara doğru sağ sol olarak yapacağım. Buna başlıyorum. 1,5 dakika boyunca bunu yapacağız. Başlıyorum. Adım aç kapa. Benim kilimim yaklaşık 5 adım alıyor. Siz de ona göre hesaplamalar yapabilirsiniz. Evet, kollarımızla da eşlik ediyor. Aç kafa, aç kafa, aç kafa, evet. Yan yan görüyoruz. Toksan derecelik kollarımızı açıyoruz. Evet, devam ediyorum. Evet, çok güzel. Adımlarımı küçülttüm, daha fazla adım atayım diye. Evet. Bu 1,5 dakikaya yakın 30 saniyeden veya 15 saniyeden artık ne kadar yapabiliyorsak. Mesela 30 saniye boyunca yaparız. Sonra bir 10 saniye, 12 saniye ya da 10-15 saniye arasında bir dinlenme koyalım. Onu da adımlamamıza, yani eğer nefesinizi toplamamız gerekiyorsa oturabilirsiniz. Yoksa da mümkünse terinizi soğutmamak ve soğumamak için de adımlamalar yapabilirsiniz. Bunun yanı sırasında 30 saniyeden 3 set olarak yapabilirsiniz. Veya işte 30 saniyeyi de yapamıyorum. O zaman 15 saniyeden 3 set yapın. Sonra ileriki zamanlarda bunların sayılarını artırabilirsiniz yine. Evet, tekrardan biraz yapalım. Evet, çok güzel. Eğer alanınız yoksa bunu böyle şey adımlamak yerine şöyle de yapabilirsiniz aslında. Bir gidip, bir gidip ya da bir, iki. Adım atacak şekilde. Böyle iki adımlık bir yeriniz olsa da olur. Yeterli. Evet.
Evet, çok güzel. Sırtımız düz bir şekilde. Kelebeklerin kanadını far gibi kollarımızı açıp kapatıyoruz. Evet. Devam ediyorum. Evet. Ve artık bitiriyorum. Evet. Tekrardan adımlayabilirim. Yoksa oturabilirim. Yani oturarak da dinlenme yapabilirim. Adımlayabiliriz. 15 saniye. 15-20 saniye arasında bir dinlenme süresi var. Onu yapıyorum. Evet. Devam ediyorum. Elime bir kırlent aldım. Küçük boy. Evet, 40 ölçüsünde de olabilir. Daha fazla da olabilir. Ama çok abartı bir şekilde büyüklükte olmasın. Evet. Tutuyorum. Biraz parlaklık sanırım sıkıntılı ama. Evet, tutuyorum. Şimdi bunu sıkacağım. Ve sıkarken nefes vereceğim. Nefesimi alıyorum. Sıkıyorum. Nefesimi alıyorum. Verirken sıkıyorum. Yani aslında nefes verirken yastığı sıkacağım. Omuz genişliğinde tutuyorum ellerimle. Bu şekilde yapıyorum. Başlayalım. 15 tane set üzerinden yapacağım. Oturarak da yapabilirsiniz bunu. Sorun değil. Sandalyede de yapabilirsiniz. Kanepelerde veya koltuklarda da oturuyorsanız çok engin olmamasına dikkat edelim. Bu şekilde başlıyorum. Sırtım düz, alnım dik, omurgamın doğrultusunda başım. Evet, başlıyorum. Yedi. On beş tane yapıyoruz, evet. Yavaş yavaş, ben belki biraz hızlı yapmış olabilirim. Yavaş yavaş, kendimizi yormadan. Biraz daha kabarık olsun, evet. Devam ediyorum. Bir 15 saniye dinlendikten sonra ikinci sete hazır olduğumda başlayacağım. Evet. Hazır mıyız ikinci sete? Başlıyorum o zaman şimdi. Evet. Sıkıyorum. Bitiriyorum. Hayır, 15 tane hareketimizi yaptıktan sonra bitiriyorum. Yastık hala elimde. Devam ediyorum. Evet. Evet. Yastık elimde. Yastık sağ elimde. Sol elimde, belimde. Yastığı yukarıya koyuyorum, bu tarafa, sol tarafa esmiyorum, yukarı kaldırıp aşağı indiriyorum, sağ tarafa esmiyorum. Getiriyorum sol tarafa gitmek için. Getiriyorum. 10 tane. 3 4
5. Evet. 6. Evet, çok güzel. 7. 8. Devam ediyorum. 9. 10. Evet. 11. Çok güzel. Ve artık bitiriyorum. Şimdi yastığı sol elime alıyorum ve aynı hareketleri 10 tane olacak şekilde yine sol tarafta yapıyorum. Yastık sol elimde olacak şekilde yapıyorum. Başlıyorum. 1 2 Evet. 3 Devam ediyorum. 4 Biraz geriye. 5 Evet, çok güzel. 6 7 Kaldırıyorum, öyle döndürüyorum. Evet. 8 9 Yaklaştık. 10 Evet. Bitiriyorum. Devam ediyorum. Biraz adımlama yapıyorum. Kendim hazır hissedince diğer hareketimize geçeceğiz. Evet. Yastığımı kenara alıyorum. Evet. Adımlamaya devam ediyorum. Adımlarken ellerimi yumruk yapıp aç atabiliyorum. Buna da dikkat edin. Yani mesela evet yürüyoruz. Koordineli de yürüyor olabiliriz. Ama koordineli yürümediğimiz takdirde veya sadece adımlama yaptığımızda ellerimizi aç kapı da yapabiliriz. Ya da olduğumuz yerde de yapabiliriz. Sabah uyandığınızda da bunu yapabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Evet, şimdiki hareketi oturarak da yapabilirsiniz sandalyede. Ben şu an oturmayacağım. Ama oturabilirsiniz tabii ki. Şu hareketi yapacağız. Sağ elimle sol omzuma, sol elimle de sağ omzuma dokunacağım. Ve açıp kapatma gibi. Evet, sırasıyla. Tokat atar gibi hızlıca değil tabii ki. Kendimizi incitmeden, sert bir şekilde davranmadan avuç içimizi, omzumuzu karıştırıyoruz. Dokunuyoruz. Devam ediyorum. Bunu 1 dakika boyunca yapıyorum. Evet. Mümkün olduğunca değmeye çalışıyorum. Evet, belki değmiyordur ama kendinizi biraz zorlayalım o hareketi yapabilmek için. Bunda çok canımızı incitecek bir şekilde değil. Çünkü zaten oturuyoruz ve sırtımız düz bir şekilde. Yanlış bir şey de çok ucu açık bir hareket değil. Evet. Gerginiz. Devam ediyorum. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Çok devam. Çok güzel devam ediyoruz. 1 dakika boyunca yapıyoruz. Sırasıyla. Ben ilk başta sağ elimle başladım ama siz sol elinizle de başlayabilirsiniz. Ve başladığınız elle bitirmeye özen gösterin çoğu hareketi. Mesela ilk sağ ile başlıyoruz ya, işte sağ sol yapıyoruz. Yine aynı şekilde en son hareketimiz mesela sağ sol olmalı. Buna dikkat edelim.
Yorulduk mu? Evet. Devam ediyorum. Ve artık bitirebilirim. Evet. Bitiriyorum. Tekrardan adımlıyorum. Evet, adımlıyorum. Yavaş yavaş. Evet. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz eğer hazırsak. Ellerim yanda. Şu. Çapraz geliyor. Mesela ilk başta sağ elim altta kalıyorsa diğer harekette sol sağ elim üstte kalıyor. Bu şekilde çapraz. Evet. Yanlara. Evet, çok güzel. Devam ediyorum. 30 saniye boyunca bunu yapıyoruz. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Artık bitirebilirim. Tekrardan adımlama yapıyoruz. Evet, yeterli. Ya da oturabilirsiniz adımlamak yerine 10 saniye. Bir oturabilirsiniz, evet. Şimdi arkaya doğru dizlerimi kıracağım şu şekilde. Yapabildiğim yere kadar. Mesela tamam evet bunu kalçamıza da değdirebiliriz topumuza ama eğer bunu yapamıyorsanız mümkün olduğunca kaldırın. Yani mesela ne kadar kaldırabiliyorsunuz? Fiziksel uygunluğunuz ne kadar izin veriyor? Siz ne kadarını yapabiliyorsunuz? Bu önemli. Bunun yanı sıra ne kadar kaldırabiliyorsanız arkaya doğru kaldırıyoruz. Bunu da çapraz yapmıyoruz diğer videodaki gibi. Çapraz değil. Bu direktmen kendi sağ bacaksa sağ kalçaya. Bu şekilde. Ve bunu yaparken de kollarımızla omuzlarımıza değmeye çalışıyoruz. Ellerimi yumruk yaptım ben şu an ama yapmayı da bilirsiniz. Omuzlarımıza değmeye çalışıyoruz. Bir böyle evet 90 derecelikte bir yapıyoruz. İki el içinde. Evet başlıyorum. Evet. Kaldırabildiğim yere kadar kaldırıyorum. Kollarım da eşlik ediyor bacaklarıma. İki kolumu yapıyorum. İki kolum tek. Evet. İki kolum tek. İki kolum tek. Ve burada da aslında bir karmaşıklık yapıyoruz. Evet. Tekleri bir ilk sağdan alırken birini soldan alıyorum. Evet. Devam ediyorum. Evet, yapabildiğim yere kadar. Devam ediyorum. Evet, çok güzel. Evet, devam ediyorum. Yorulduk mu? Bitirebiliyoruz. Evet. Sonuncuyu yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi oturarak da dinlenebiliriz. 15 saniye dinlenme süremiz.
Oturarak da dinlenebiliriz. Ayakta da adımlayabiliriz. Ağaç adımlamaktan da yorulduk diyorsanız biraz ayakta bekleyin. Her ayaklarınız buna izin veriyorsa. Evet, sadece bekliyoruz, hareketsiz. Evet. Devam ediyorum. Evet. Evet, devam ediyorum. Son bir hareketimizi yapacağız. Şu bileklerimizi ısındırıyoruz. Evet. 8 çiziyoruz bir. Geriye doğru, ileriye doğru. Evet. Adımladığımız yerde de yapabiliriz. Sabit kalıyorum. Evet. Bir böyle yerleşiyorum. Çok güzel. Şimdi de şu hareketi yapıyorum. Sağ ayağımı çapraz atıyorum, getiriyorum. Sol ayağımı arka çapraz atıyorum. Bir çapraz çiziyorum ama doğrultu şeklinde yapıyorum. Bir. Bir, evet bu. Sağ ayak ileri, sol ayak geride çaprazı gidiyor. Evet. Evet. Çok güzel, devam ediyoruz. Evet. Elim ensemde kalıyor. Evet, çok güzel. 30 saniye boyunca bunu yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi bunun çaprazını uyguluyoruz yine diğer ayakları çizgi. Bu sefer sol ayak önde, ön çaprazı, sağ ayak geri çaprazda olacak şekilde bir çizgi doğrultusunda ilerliyor. Evet. Yapmaya çalışıyorum. Evet. Ön çapraz, arka çapraz, ön, arka. Evet, devam ediyorum. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi sağ, ben sağ ile başlıyorum. İlk başta sağ ön, sol arka, sol ön, sağ arka. Ayaklarımı birleştirdikten sonra devam ediyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet 9 10 ve bitiriyorum. Yani aslında ne yaptım? Sağ ayak ön çapraz, sol ayak arka çapraz. Sol ayak ön çapraz, sağ ayak arka çapraza götürüp bir seri yaptım. Bunu da birden saydım ve bundan 10 tane yaptım. Bu hareketimiz de buydu. Şimdi bundan sonra yürüyerek hafif tempoda, tabii ki sonrasında kıyafetlerimizi de değişelim çünkü terlediysek üstümüzde kurumasın, rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun yanı sıra yürüyerek devam edeceğiz. Bir buçuk, iki dakika kadar yavaş tempoda, yani zaten odalarınıza gitseniz o yüzden yeterli olur. Yürüyoruz, sonra bırakıyoruz bugünkü egzersizi.
Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.